Evet, her güne bir kıssa ve bir hisse. Kıssadan hisse, ibret alma. Çocuklar için Nasrettin Hoca okumalarımız çerçevesinde bugünkü bölümde Hoca ve Ahmak Hırsız. Bakalım Ahmak Hırsız'la Nasrettin Hoca arasında neler geçmiş sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar. Dinleyelim. Bu okumalarımız, unutmayın, Arapça yeni başlayanlar, Arapçaya devam edenler, Arapçayı sevenler, Arapça öğrenmek hevesinde olan tüm erkek ve hanım kardeşlerimiz için geçerlidir. Dikkatli takip, ısrarlı takip olur ise Allah'ın izniyle sonuç elde edilmesi kesindir. Sizlerden ricamız emeklerimizi hem takdir etmeniz hem de haberdar olmanız bakımından bir kanalımıza abone olmanız. Abone olduğunuz takdirde yeni yüklemelerden anında bildirim alacaksınız. Aynı zamanda tanıdığınız, sevdiğiniz öğrenci ve Arapça öğrenmek durumunda olan tüm bay ve bayanlara bilgilendirirseniz sizlere de müteşekkir olacağız. Bu mübarek Ramazan gününde başlayalım. Eredalissun bir hırsız istedi. Ey Yesrika çalmak istedi. Beyte Coha Nasrettin Hoca'nın evini soymak istedi, çalmak istedi. Beyte Coha, Coha'nın evi. Coha, Arapça'da Nasrettin Hoca karşılık kullanılan bir kelimedir arkadaşlar. Fedehebe, gitti, ileyhi, eve gitti. Fî muntasafil leyli, fî muntasafil leyli. Gece yarısı. Ne yaptı? Gece yarısı Nasrettin Hoca'nın evine gitti. Ve tesellaka ve tırmandı. Hatta ve tesellakahu ve ona tırmandı. Yani dama çıktı. Hatta ta ki esbaha fevka sathil beyti. Ta ki evin damına varıncaya kadar. Yani evin damına çıktı. Esbaha hem sabahlamak hem de bir olaya varmak. Yani yerdeydi, damda oldu. Çocuktu, genç oldu. Öğrenciydi, doktor oldu. Şeyinde esbaha kullanılır arkadaşlar. Esbaha. Sathal beyt, evin damı. Evin damı. Evet. Kâne Coha, Nasrettin Hoca idi. Neimen uyuyordu. Bi civar imraetihi, hanımının yanında. Hanımının yakınında. Feşa'ara hissetti. Bi vak'i akdamil lıssi. Hırsızın ayak seslerini hissetti. Festayqaza uyandı. Ve ey kaza ve uyandırdı. İstey kaza uyandı ve ey kaza uyandırdı imreetihi. Bu hanımına aslında imreetehü olacaktı. İmreetihi demiş. Evet. Yani festey kaza uyandı. Fe bağlaştı. Yani hırsızın ayak seslerini duyunca hemen uyandı. Ve hanımını ne yaptı? Uyandırdı. Hemese fısıldadı. Cuha, Nasrettin Hoca, Lizevcetihi hanımına fısıldadı. Kailen şöyle diyerek. İnne hünâke lissan. Orada bir hırsız var. Yani nerede bu hırsız? Fevka safhi beytine. Evimizin damının üstünde.
Nedir? Bir hırsız var. Kâleti zevcetü, hanım dedi ki, fî ru'bün, korku içinde, ve mel amelü, ne yapmam, ne yapılacak ya cuha? Hoca ne yapılacak yani? Ne iş? İnni haifetün, ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Ve mel amelü, yani ve mel amelü, ne yapılacak ya cuha? Hoca ne yapılacak? Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Fekkere cuha, kalilen fekkere, tefekkür etti, düşündü. Cuha, Nasreddin Hoca, kalilen az bir süre ve kaleve dedi ki, if'ali, yapma o şeyi, se'ekuluhu leki, sana söyleyeceğim şeyleri yap. Sana söyleyeceğim şeyi yap. Se'ekuluhu leki. Se'ekuluhu, benim diyeceğim leki, sana şeyi yap diyor. Se'en nedir? Se'etesanna'u nevme, uyuyormuş gibi yapacağım. Fe ey kızini, sen beni uyandır. Ve kuli li, ve bana de ki, bi savtin alin, yüksek sesle, ma kullu hazel mali ya cuha, nedir bu malın hepsi, nedir bu kadar mal, bunun açıklaması ne Nasreddin Hoca? Ma kullu hazel mali ya cuha. Evet. Yani fefealet, yaptı zevcetühü, Nasreddin Hoca'nın zevcesi, zelike bunu, kaileten bir savtin alim, yüksek sesle bunu dillendirerek söyledi. Yani ne demiş bakalım? Ya cuha, savtin alim, yüksek ses. Ya cuha, Nasreddin Hoca. Ya cuha, Nasreddin Hoca. Hoca, hoca diyor. Me hazel mal, nedir bu para? Küllühü, bu paranın hepsi ne? Min eyne cemaate, nereden topladın, biriktirdin? Hazel male, bu parayı, bu malı. El azime, bu büyük malı. Ya bu dehşet miktardaki malı nereden topladın? Ve mete, ve ne zaman topladın? Yani kadın şaşırmış tabi. Kale cuha fi gadabin. Cuha, hoca öfke içinde dedi. Etu kızin, yani beni uyandırıyor musun? Minen nevmi, uykudan. Fi hazel vakt, bu vakit. El müteahhir, bu geç vakitte beni uykudan mı uyandırıyorsun? Lites elini, bana sormak için. Min eyne hazis serveti, bu servetin nereden olduğunu sormak için bu gecenin geç vaktinde beni uykudan mı uyandırıyorsun? Kâleti zevcetü, eş dedi ki, le utiyu sabran, dayanamıyorum, sabredemiyorum. İnneha servetün kebiretün, bu büyük bir servet. Ekbirni, beni bilgilendir ya cuha. Hoca beni bilgilendir diyor. Kale cuha, cuha dedi ki, kuntu fi şebabi, gençliğimde idim. Ustu alel menazin, evlerin damlarında gezerdim. Kâretiz zevcetü, hanım dedi ki, küllü hâzel mal, bütün bu servet, minas satvi alel menazin, evlerin damından mı? İnni la usaddikuke, inni la usaddikuke, inni
Şüphe yok ki ben le usaddikuke sana inanmıyorum. Bütün bu servet evlerin damından mı? Kale Cuhan Nasrettin Hoca dedi ki ya imrati ey eşim lev enneki sen olsaydın ne olsaydın alimti lev enneki alimti eğer bilseydin es-sirra bunun sırrını iç yüzünü fi zelike bu olaydaki sırrı bilseydin laqtenati ikna olurdun mukni olurdun yani eğer bu işin sırrını bilseydin ikna olurdun ikareti zevcetü eş dedi ki hatun dedi ki ehbirni beni haberdar et bihi onundan ya cuha hocam beni ondan haberdar et bakalım ne yapmışsın yani ne ettin kale cuha seuhbiruki bihi seni haberdar edeceğim. وَلْيَكُنْ هَذَا الْاَمْرُ سِرًّا yalnız bu bir sır olarak kalsın. فَلَوْ عَلِمَهُ eğer bilse لِسْسُمْ bir hırsız bunu bilse لَسَرَقَ كُلَّ مَا نَمْلِكُهُ malik olduğumuz, sahip olduğumuz her şey çalar. Eğer bu sırrı bir hırsız bilecek olursa sahip olduğumuz tüm servetimizi götürür. قالت الزوجة hanım dedi ki شوقتني beni meraklandırdın لسماعه يا جحا yani bunu işitmeye bunu dinlemeye beni meraklandırdın meraktan çatlayacağım قال جحا Nasrettin Hoca dedi ki Küntü idim es'adu fevkal astuhil buyuti evlerin damlarının üzerine çıkardım. Es'adu çıkardım fevka üstünde astuhil buyuti evlerin damlarının üstüne çıkardım. Ve enzuru ve bakardım ile semai gökyüzüne bakardım fe in lem yekunil kamaru eğer ay yok ise mevcuden eğer ay mevcut değil ise intazar tühü onu beklerdim eğer ay yoksa onu beklerdim kâleti zevcetü eş dedi ki hatun ve mâze yecri ba'de zâlik yecehâ yani daha sonra ne oluyordu hocam ماذا يجري ne oluyordu بعد ذلك daha sonra قال جحا bir sayfa atladık özür dilerim قالت الزوجة مقاطعة زوجة sözünü keserek dedi ki وما دخل القمر في ذلك bu olayda bu işte ayın ne işi var? Rolü nedir yani? Kâle cuha ve in tala'al kameru ay çıkarsa teallaktu biddav'i ışığa asılırdım ellezi öyle ışıkki yenfuzu min menveril beyti evin tepe penceresinden yayılan ışığı hani gökyüzünden ayın ışığı ve demek ki o dönemde tepede camlı bir penceremsi bir yer var. Ona menmer deniyor. Oradan ışık hüzmesi oluyordu. Diyor ki ben eğer fe in tala al kameru ay çıktığında teallaktu asılırdım bir dav ışığa ellezi o ışık ki yenfüzü çıkar min menveril beyti ve akulu ve derdim ne derdim şulom bulom seb'a marratin şulom bulom 7 defa şulom bulom deyip o ışığa tutunup şey yapardım diyor eve dalardım yani ya da aşağı
şey yapardım, kendimi bırakırdım. İkâleti zevcetü ve mâ zeyyecir bi'de zâlike yecuha. Yani şulum bulum ye dedin 7 defa. Ondan sonra ne oluyor? Kale Cuh'a, Nasrettin Hoca dedi ki ehtadinu dav'a bi şiddetin. Işığı şiddetle kucaklardım böyle sağlam bir şekilde. Ve etedelle bile hablin ve ipsiz kendimi sarkıtırdım. Ve ehmilu me ehmiluhu ve taşıdığım, alabildiğim şeyi alırdım. Sümme sonra es'adu ve la yentebihu ehadun min ehlil beyt. Sonra diyor aynı geldiğim şekilde o ışığa sarılır, tekrar çıkardım. Es'adu yükselirdim. Ve la yentebihu ve hiç kimsenin dikkatini çekmezdi. Min ehlil beyti, hane halkından. Yani şulom bulom diyor, malı götürüyor Nasrettin Hoca. Ve lemme kâne lissu, el-lissu, hırsız yetesannatu, dinliyordu ile hazel kelam, bu sözleri. Yani Nasrettin Hoca ile hanımının diyaloğunu dinliyordu. Kâle li nefsihi fi sururin, sevinç içerisinde kendi kendine şöyle dedi. Ya lehe min ganimetin kebiretin. Ne büyük bir ganimet. Ne kadar güzel büyük bir ganimet. İnneha leyletus sa'di. Şüphe yok ki bu benim şans gecem. Ya leke min gabiyyin ya Cuh'a. Ne kadar aptal bir adamsın ey hoca diyor. Setehsaru kulle malike. Tüm malını kaybedeceksin. Setehsaru kulle malike. Tüm malını ne yapacaksın? Kaybedeceksin diyor. Nazara lissu, hırsız baktı, ile semai, gökyüzüne baktı. Felemme nefeze dav'ul kamari, ayın ışığı görününce, nüfuz edince yani, ile menver beyti cuha, Nasrettin Hoca'nın cam penceresine vurunca ne yaptı? İhtadanehu lissu, hırsız Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ay ışığını o aydınlık pencereye vuran adeta bir hüzme şeklinde böyle vuran ışığı kendince kucaklıyor. İhtadana ve huve yekulu ve diyordu tabi Nasrettin Hoca gibi yani ve huve yekulu ve o diyordu şulum bulum bi sebe merratin sebe merrat 7 defa şulum bulum şulum bulum şulum bulum yani işte hani şulum bulum açıl susam açıl gibi bir şey. Sümme tereke nefsihi, nefsehu, yehvi, sonra kendine bıraktı, min e'lel beyti, aşağı salladı kendini. Evin en üst damından aşağı ayın ışığını kucaklamış tarzda şulum bulum diyerek 7 defa efsunlanmış nasıl olsa bıraktı kendini. Tabi bunun üzerine fesakata düştü. Ala ardı yere düştü. El menveri aydınlık yani ışık vuran yere. Ve tekesseret adla'uhu ve kemikleri kırıldı. Ve raha yetellevve ve yasrah ve başladı İnlemeye, bağırmaya, çığırmaya, minel elemi, ağrıdan, acıdan. Fe esra'a, çabuk davran, yani acele etti, çabuk oldu. İleyhi Cuh'a, hoca hızlı bir şekilde kendisine vardı. Ve saha bi zevcetihi, ve zevcesine seslendi.
En tüş'ile misbaha, ışığı yakmasını. Yani eşim çabuk ol, ışığı yak. Kable en yehrübel lissu. Yani hırsız kaçmadan önce ışığı yakmasını söyledi eşine. Kale lissu, hırsız dedi ki ve huve yeteellemu, ve o inildiyerek, ağrıdan canı çıkarak, şulum bulum, şulum bulum diyerek, madem te te'arifu hâzihi tarikatel azîmete ya Cuhâ, sen madem bu büyük yolu biliyorsun, ve ene bihâzihil akliyetil hamgâ, ve ben bu aptal akılda olduğum sürece, felen astatî'a الهرب منك يا جحا. Benim senden kaçacak halim yok hoca. Sen böyle bir yol biliyorsun zaten. Böyle bir zeka kaynağısın. Ben de diyor böyle bir salağım. Ahmak, hamka. Yani ahmak bir aklım var. Dolayısıyla kaçacak halim yok zaten. Yani acele etmene gerek yok. Evet, Nasrettin Hoca'nın zeka küpüden örnek bir hikaye okuduk sevgili arkadaşlar. Bir sonraki Nasrettin Hoca okumalarında buluşmak üzere. Hepiniz esen kalınız efendim.